Selamlar gençler. SML hocanız ben. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız sevgili gençler. Üçüncü haftanın faktöriyel konusunun ikinci videosunu çekiyoruz. Bu videoyla beraber faktöriyel konusunda kafanda soru işareti kalmayacağına inanıyorum. İnşallah da öyle olacak diyelim. Vakit kaybetmeden başlayalım sevgili gençler. N faktöriyel sayısının sonundaki sıfırların sayısı N faktöriyel sayısı içindeki 10 çarpanlarının yani 10 eşittir 2 kere 5 ve 2 5'ten küçük olduğu için tüm 5 çarpanlarının sayısı kadardır. Bir önceki videoda ne demiştik biz? Bakın şurada. Şurada sevgili gençler. Bakın 2 5'ten küçükse demek ki 5'lerin sayısı kadardır. Buradaki uyarının açık hali buraya yazılmış. Sen de bu notu mutlaka ama mutlaka kafana kazı. 999 faktöriyel sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır diye soruyor. Şimdi oradan buraya nasıl geldik hoca diye soracak olursan da şöyle yapabiliriz. Bak. 100 sayısını ele alalım. 5000 sayısını ele alalım ve 40.000 sayısını ele alalım. 100 sayısının içerisinde 2 tane 10 çarpanı vardır. 5000'in içerisinde 3 tane, 40.000'in içerisinde 4 tane 10 çarpanı vardır diyebilirsin. Bunlar nereden mi geliyor? Bunlar şuradan geliyor. Bakın. 2 tane 0 var, 3 tane 0 var, 4 tane 0 var. Şimdi bunu madem bu şekilde düşüneceğiz, sonundaki sıfır sayısıyla içindeki 10 çarpanının adedi aynı şey miymiş? Aynı şeymiş. O halde sevgili gençler bizim yapmamız gereken şey şu. 999'u biz durmadan 5'e böleceğiz. 999'u biz durmadan 5'e böleceksek sevgili gençler, normal şartlar altında 1000'in içerisindeki 5 sayısıyla 999'un içerisindeki 5 sayısı aynı değil midir? Aynıdır. O zaman pardon, 1000 sayısından bir küçüktür 999. Normalde 200 defa vardı ama biz 199 yazacağız. 199 tane 5 var bunun içerisinde. Sonra tekrar 5'e böleceğiz. 200'ün içerisinde normalde 40 taneydi ama biz buraya 39 tane yazacağız. 39'un içerisinde 5 sayısı, 40'ın içerisinde normalde 8 defa, o zaman burada 7 defadır. 7'yi de 5'e bölersek sevgili gençler 1 diyeceğiz ve bunları toplayacağız. 199, 238, 7 daha 245, 1 daha 246 yapar. Cevap Denizli'dir diyebiliriz. Evet. N faktöriyel eksi 1 sayısının sonundaki 9'ların sayısı N faktöriyel sayısındaki sıfırların sayısı kadardır. Buna da örnek olarak bir yukarı çıkalım. Bakın şimdi. Burada 100'dü. 100'den 1 çıkarırsam 99. 5000'den 1 çıkarırsam 4999. Ve 40.000'den 1 çıkarırsam 39.999 kalacaktır. Ve şuradaki sıfır sayısı kadar burada 9 vardır. Buradaki sıfır sayısı kadar burada 9 vardır. Buradaki sıfır sayısı kadar burada 9 vardır. O halde arkadaşlar bir şey faktöriyel, n faktöriyel eksi 1 sayısının sonundaki 9 adedi sorulursa sen n faktöriyelin sonundaki 0 adedini bulurmuş gibi yapacaksın ve cevabı buna göre işaretleyeceksin. O halde sevgili gençler gelin sorumuza bakalım. Bakın burası ne? 3 faktöriyel yani 6. Demek ki şurası 6 faktöriyel. 6 faktöriyel kaç? 700. 20. 720 faktöriyel eksi 1 denmiş bakın burada. 720 faktöriyel eksi 1'in sonunda kaç tane 9 vardır? Bunu nasıl hesaplayacağız? 720'yi biz kaça böleceğiz? 5'e böleceğiz. 720'nin içerisindeki 5 sayısı sevgili gençler 140 ile çarptığımız zaman 700 yapacaktır. Demek ki 144 tane varmış diyeceğiz. 144'ü de tekrar 5'e böleceğiz. 144'ün içerisinde 14'ün içerisinde 2 defa var. 44'ün içerisinde 8 defa var. 28. Sonra tekrar 5'e böleceğiz. 28'in içerisinde 5 defa var. 5'in içerisinde 1 defa var. Şimdi bunları toplayalım. 1, 5 daha 6. 28 daha kaç yapar arkadaşlar? 34 yapar. Sonra da 34 ile 144'ü toplayacağız. 178 yapacak. Cevap da Bursa olacak diyebiliriz. Yani 720 faktöriyelin sonundaki 0 adedi 720 faktöriyel eksi 1 sayısının sonundaki 9 adedine eşittir diyeceğiz sevgili gençler dedik. Ve geçtik 10. sayfamıza. 10. sayfada 1 kere 1 faktöriyel, 2 kere 2 faktöriyel, 3 kere 3 faktöriyel, n kere n faktöriyel, n artı 1 faktöriyel eksi 1'e eşittir demiş. Bu bazı özel sorularda size sorulacak olan bir bilgidir. Bunu sakın unutmayın sevgili gençler. O halde diyor 1 çarpı 1 faktöriyel, 2 çarpı 2 faktöriyel, 3 çarpı 3 faktöriyel, 10 çarpı 10 faktöriyel eşittir a. Peki bura nereye kadar gelmiş? Bak n'e kadar gelmiş. Formülde ne diyor? N artı 1. Bura kaça kadar gelmiş? 10'a kadar gelmiş. O zaman formülümüz 11 faktöriyel eksi 1'dir bu toplamın sonucu. 11 faktöriyel eksi 1'e eşittir sevgili gençler burası. Madem öyle
11 faktöriyel eksi 1'in sonunda kaç tane 9 vardır diye soruluyorsa sen 11'i neye böleceksin? 5'e. Kaç gelecek? 2 gelecek. O zaman 2 tane 9 vardır diyebilirsin bu sorunun da cevabına. Geçtik bir alttaki soruya. 1 kere 1 faktöriyel, 2 kere 2 faktöriyel, 3 kere 3 faktöriyel, 19 kere 19 faktöriyel. Bunun sonucu nedir? Hemen yaz. 20 faktöriyel eksi 1'dir. Formüle göre yazıyoruz bunu. 20 faktöriyel eksi 1'dir. O halde diyor t artı 1 sayısının, yani t buydu. Buna diyor 1 ekle. Buna 1 eklersen 20 faktöriyel olur. 20 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır vardır? O zaman sen direkt ne yapacaksın? 20'yi 5'e böleceksin. 20'yi 5'e böldüğün zaman karşılığında 4'ü alırsın diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi bir de hemen boş bulduğunuz bir yere, kağıdın boşluğuna şuraya bir el atalım bakalım. Şöyle bir not yazın. Not diyelim. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, tamam mı? Ve şuraya bir tane de sıfır ekleyebiliriz. 0 faktöriyel 1, 2, 3, 4 faktöriyelin içerisinde kaç tane, yani son basamağı, sondan kaç basamağı sıfırdır? Ya hocam bunların hiçbirinin son basamağı sıfır değil ki. O zaman sıfır diyelim. Peki 5 faktöriyel, 6 faktöriyel, 7 faktöriyel, 8 faktöriyel, 9 faktöriyel. Bunların sondaki sıfır adedi kaçtır arkadaşlar? 1'dir. O halde bu şekilde 5'li 5'li devam ediyor. Bakın 10, 11, 12, 13 ve 14 faktöriyelin sondan 2 basamağı 0'dır. 15, 16, 17, 18, 19 faktöriyellerin sondan 3'er basamağı 0'dır. 20, 21, 22, 23, 24 faktöriyelin sondan 5 basamağı 0'dır. Bakalım 4 basamağı, özür dilerim. 3'ü yazdık, 4'ü yazmadık. 25, 26, 27, 28 ve 29 faktöriyelin sondan 5 basamağı 0 değildir. Değildir. Sondan 5 basamağı 0 olan herhangi bir faktöriyel bir sayı da yoktur arkadaşlar. Bunun sondan 6 basamağı 0'dır. Hocam 0, 1, 2, 3, 4 ne güzel gidiyorduk. Niye 5'i yazmadık? Bakın. 25 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0'dır denildiği zaman sen 25'i 5'e böldün. 5 yazınca bitmiyor. Bir de 5'i 5'e böleceksin. 1 yazacaksın. 5 ile 1'i toplayıp 6 yazacaksın. Demek ki sondan 5 basamağı 0 olan herhangi bir faktöriyel sayımız yok maalesef. Şimdi o zaman bunlarla alakalı sorulara da hazırlıklı olmak zorundasın. Mesela acil matematik TYT Soru Bankası'nda bununla alakalı net karşına çıkacak bir soru var. Şimdiden uyarayım. Sen bu bilgiyi buraya not al. Acil matematik TYT'de bununla alakalı bir soru var diye notunu al. Ve o soruyu çözerken de buna bir tekrardan bir el at. Tamam? Güzel olur. Şimdi gençler, geçtim 11. sayfama. 11. sayfa sağ üst tarafta. İki tane soru var burada. O iki soruyu da çözelim bakalım. A ile B pozitif tam sayı denmiş. 12 faktöriyel bölü 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çift tam sayı olduğuna göre A artı B'nin en büyük değeri. Şimdi bak bu çiftmiş. Çiftmiş. 12 faktöriyelin içerisinde kaç tane 2 vardır bir bulalım bakalım. 12'yi ben 2'ye böleyim. 6 gelsin. Bunu da 2'ye böleyim, 3 gelsin. Bunu da 2'ye böleyim, 1 gelsin. Sonra bunları toplayalım. Yani 6, 3 daha 9, 1 daha 10. Demek ki 12 faktöriyel dediğimiz sayının içerisinde 2 üzeri 10 var. Çarpı. Bir de şuradaki 3'leri bulalım arkadaşlar. 12'yi böldüm 3'e 4 geldi. Bunu da 3'e böldüm 1 geldi. 1, 4 daha kaç yapar? 5. Demek ki 5 tane de 3 varmış sevgili gençler. Tabii 5 de var. 6 da var. 5 üzeri A. 6 dediğim 7 de var. 7 üzeri B. 9, 11 üzeri C diyelim. Böyle bir sayı aslında 12 faktöriyel ve bunu adam 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B'ye bölmüş. Ve sonuç olarak da böldüğü takdirde çift bir sonuca ulaşmış. Bak burası ilginç. Çift olması ilginç. Normalde biz maksimumunu bulup bırakıyorduk. Bu budur diyorduk, bırakıyorduk. Bitti, hoppa, tamam. Peki çift diyorsa ne yapacağız? Demek ki şuradaki 2 üzeri A ile şuradaki 2 üzeri 10'u sadeleştirdiğimiz zaman hepsini sadeleştiremiyormuş. Hepsini sadeleştiremediği için burada bir tanecik 2 üzeri 1 kalsa bile üst taraf çift olacak ya, işte onu soruyor bize. Yukarıda 2 üzeri 1 kalması için aşağıda şunun ne olması lazım? 2 üzeri 9 olması lazım ki sadeleştiği zaman 2 üzeri 1 kalsın ki sayımız çift olsun. Peki niye 2 üzeri 1 bırakıyoruz? 2 üzeri 2 bıraksaydık da çift olmaz mıydı sonuç? Evet, ama A'nın en büyük değerini soruyor. Yukarıda 2 üzeri 2 kalması için aşağıdaki taraftaki A'nın 8 olması lazım. Bak sen anladın bunu, çok iyi anladın. Madem öyle, A'nın maksimum değerine biz 9 diyeceğiz. Peki B'nin maksimum değerine?
3'ün çiftliğe tekliğe bir etkisi olmadığı için direkt B'yi ne seçeceksin? 5 seçeceksin. B'de maksimum 5'miş sevgili gençler. Madem öyle, bunların toplamının maksimum değeri sorulmuştu ya bize. Toplarız sevgili gençler. 9, 5 daha kaç yapar? 14 yapar. Cevabımız da C seçeneği olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Cevabımız 14'tür. Geçtik bir alttaki soruya. 88 faktöriyeli 8 üzeri n'e böl demiş. Bu bir tam sayı olacak demiş. N pozitif tam sayısının en büyük değeri kaçtır diye sormuş. Gelin 88'i kaça bölelim? 8'e mi bölelim? 8'e bölmeyiz. Niye bölmeyiz? Asal olacak da. Asal olacak. Böldüğümüz bütün sayılar asaldı farkındaysan. Şimdi 8 diyor hocam. 8'i nasıl? Arkadaşlar 8 dediğim sayı 3 tane asalın çarpımıyla oluşuyor. 2 çarpı 2 çarpı 2. Madem öyle 2'ye böleceğiz biz bunu. 88'i 2'ye böldüm 44. 44'ü 2'ye böldüm 22. 22'yi 2'ye böldüm 11. 11'i 2'ye böldüm 5. 5'i 2'ye böldüm 2. 2'yi 2'ye böldüm 1. Şimdi bunları toplayalım. 44, 66, 77. Güzel geldi. 5 daha ekledim. 82. 2 daha ekledim. Hatta 3 daha ekledim. 85. Şimdi benim 2 üzeri 85'imi yazdım. Demek ki 88 faktöriyelin içerisinde 2 üzeri 85 çarpı 3 üzeri A, işte 5 üzeri B, çarp çurt bu devam ediyor. Ama ben 85 tane 2 çarpan olduğunu artık net garanti biliyorum. Şimdi 85 tane 2 var elimde. Ben 8 üreteceğim. Bunu nasıl üretirim? Her 3 tane 2'den bir tane 8 oluşuyor değil mi? 2 çarpı 2 çarpı 2 etti 8. 2 çarpı 2 çarpı 2 etti 8. Demek ki her 3 tane 2'den bir tane 8 oluşturabiliyorsam 85 tane 2'den kaç tane 8 oluşturabilirim diye soracağım maksimum. Madem öyle 85'i 3'e böleriz sevgili gençler. Vallahi böleriz. 2, 25, 8. Kalan ne? 1. Bakın 3 kere 28 artı 1 ne yaptı? 85 yaptı. Her 3 tanesinden, her 3 tane 2'den bir tane 8 üretiyorsam demek ki ben 28 tane 8 üretebilirim. Ya hocam bir tane 1 kaldı, o ne olacak? Ondan bize ne? Değil mi? Ondan bize ne? O kaldı öyle, 8 üretemiyor tek başına. 8 üretemiyor. Yani 2 tane borç alalım falan öyle bir muhabbet de yok. Demek ki biz maksimum kaç tane 8 üretebiliyormuşuz? 28 tane. O zaman şurası maksimum 8 üzeri 28 olur sevgili gençler. Cevabımız da Edirne olur diyebiliriz. Şimdi bunu da çözdük. Güzel. Bir alta geçiyoruz 12. sayfamıza. İki tane sorumuz var. Bir de bunlara bakalım. 5, 10, 15, 95, 100. Bu bir aritmetik dizi. Tüm terimlerinin çarpımı olan sayının sondan kaç basamağı sıfırdır diye sormuş. Tüm terimlerinin çarpımı olan sayının sondan kaç basamağı sıfırdır? Çarptığımız takdirde faktöriyeli bir şey gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bir tane daha soruda yapmıştık hatırlarsan. Bundan 5 çalalım. Bundan da 5 çalalım. Bundan da 5 çalalım. Bundan da 5 çalalım. Bundan 5 çaldığımda 1 kalır. Bundan 5 çaldığımda 2. Bundan 3. Bundan 19 kalır. Bundan 20 kalır. Şimdi ben bunların hepsini çarpacağım. Şurası ne yapar? 20 faktöriyel. Bunların hepsini çarptığım zaman da 20 tane 5 çaldım ya. 5 üzeri 20 yapar. Değil mi? Bak. Şimdi yazıyorum. 5 çarpı 10 çarpı 15 çarpı nokta 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 95 çarpı 100. Ben bunu nasıl yazabiliyormuşum? 5 üzeri 20 çarpı 20 faktöriyel diye rahatlıkla yazabiliyormuşum. Elimde şimdi böyle bir sayı var. Bunun sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorması demek ne demek arkadaşlar? Bunun diyor sondan kaç basamağı sıfırdır demek. Bunun içinde kaç tane 5 çarpanı mı vardır demek? Bir düşünelim bakalım. Kaç tane 10 çarpanı var onu bulacağız da. Çünkü onu düşünün. 2 ve 5 diye ayırıyorduk. Hemen büyük olanı kapıyorduk. Tamam, güzel. Peki kaç tane 2 çarpanı var? Onu bir bulalım. 20'yi 2'ye böldüm. 10. Onu 2'ye böldüm. 5. 5'i 2'ye böldüm. 2. 2'yi 2'ye böldüm. 1. Toplayalım. 1, 2 daha 3. 5 daha 8. 10 daha 18. Yani 2 üzeri 18 varmış bu sayının içerisinde. Çarpı. Bir de kaç tane 5 var onu bulalım. 20'yi 5'e böldüm 4. Bu kadar. Bu kadar mı gerçekten? 5 üzeri 4 mü yazacağım ben buraya? 5 üzeri 4 yazmayacağım. Ne yazacağım biliyor musunuz? 20 tane de burada var çünkü. 5 üzeri 24 yazacağım. 20 tane de burada var. Sonuç olarak biz 20 faktörelden bahsetmiyoruz ki. Neden bahsediyoruz? 5 üzeri 20 çarpı 20 faktörelden bahsediyoruz. Bunun içinde kaç tane 10 çarpanı vardır? Bunları arıyoruz. Ne demiştik?
Malzeme miktarı hangisinden azsa o kadar kek çıkar demiştik değil mi? Madem öyle 18 tane 2. 24 tane de 5 var. 10 oluşturabilmem için bir tane 2'ye, bir tane 5'e ihtiyacım var. Ben kaç tane 10 üretebilirim şimdi? 18 tane. Az olan kadar. Anlaştık mı? Bence sen çok iyi anladın bunu. Az olan miktardaki kadar üretilir arkadaşlar, üretmeye çalıştığımız sayı ya da malzeme. Bir diğer sorumuz, 23 faktöriyel artı 24 faktöriyel sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır diye soruluyor. Şimdi düşüneceğiz. Normal şartlar altında şunu söyleyebilirsin. 23 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır var? Hemen 23'ü 5'e böldüğün 4 geldi. 4 tane sıfır olan bir sayı. Şöyle 4 tane sıfır var. Burası da x, y, z. Yani belki burada a, b, c de var. Daha büyük bir sayı kesinlikle. X, y, z, 0, 0, 0, 0 diye bir sayımız olsun. Peki 24 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır var? O da a, b, c, 0, 0, 0, 0 olur mu? Sonuçta 24 faktöriyelin sonunda da 4 tane sıfır var. Sonra bunları toplayalım. Hadi güzel toplayalım. 0, 0 daha 0, 0, 0, 0. Ve bunlar farklı sayılar olur hocam. Demek ki cevap 4'müş. Ama cevap 6 diyor. Ya cevap anahtarı yanlış ya da biz yanlış bir şey düşünüyoruz. O yanlış düşünme kısmımız doğru. Yani yanlış düşünüyoruz. Peki nasıl yanlış düşünüyoruz hocam? Şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Acaba şuradaki z ile c'nin toplamı mesela 10 yapıyorsa buraya da onun sıfırı elde var 1 deyip y ile b'nin sonu da belki toplamı da belki sonu 9'lu bir şey yapıyor. 9 yapıyor. Elde var 1'i de eklediğin zaman 10 yapıyor. Onun sıfırı deyip devam ediyor olamaz mıyız? Ya hocam bunları nereden bileceğiz biz? Yani bunu bilmek için 23 faktöriyelin sonucunu ve 24 faktöriyelin sonucunu net olarak bilmemiz gerekmiyor mu? Ya da en azından son 7 basamağını falan bilmemiz gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın eğer ki son basamaklarındaki sıfır adetleri aynı olan iki sayının toplamının sonunda kaç tane sıfır vardır diye soruluyorsa ki zor kurdum cümleyi tekrar kurdurma bana dikkatli geri sarıp dinleyebilirsin. Bu tarz durumlarda farklı bir işlem uygulamak zorundayız. Farklı bir işlem ama çok uçuk kaçık bir işlem değil merak etme. 23 faktöriyel parantezine alsak biz burayı ne olur? 1 artı 24 mü gelir arkadaşlar? Bu da 23 faktöriyel çarpı 25 mi yapar? Hatta bu da 23 faktöriyel çarpı 5'in karesi yapar mı sevgili gençler? Vallahi yapar. Şimdi 23 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır vardı? Yani kaç tane 5 çarpanı vardı? 4 tane. Bir de burada 5'in karesi var. 5 üzeri 6 yaptı mı burası? Yaptı. 2'den kaç tane vardı? Çok daha fazla. 6 tane 5'imiz var ve daha fazla 2'miz var. Kaç tane 10 üretebiliriz? Tabii ki 6 tane. Demek ki cevabımız bu olacakmış sevgili gençler. Dedik ve devam ediyoruz. 13. sayfamızla 13. sayfamız bir sonraki yaprağımıza sevgili gençler. Şurada ve 13. sayfamızı şimdi ele alalım bakalım. Diyor ki bize bir tane k sayısı verdim ben sana. 44 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. Bu k sayısının son 3 basamağı hangisidir diye soruluyor. Şimdi 44 faktöriyel sayısının sondan bayağı bir basamağı 0. Onu biliyoruz. En az 8 basamak 0 zaten. Şöyle gelsin. Peki 4 faktöriyel ne? 4 faktöriyel de 24 gençler. Bundan bunu çıkar demiş. Çıkaralım gelin. Sıfırdan 4 çıkmayacak. Ama ilkokul mantığı bak. Yana gittik, onluk istedik. Onda da yok. O ona gitti, o ona gitti, o ona gitti. Sonunda bu bir tane 10 aldı. 10'dan 4'ü çıkardık. 6. Burada ne kaldı? 9. 9'dan 2'yi çıkardık. 7. Burada ne kaldı? 9. 9'u da aşağı indirdim. Zaten son 3 basamağı sormuştu. 976. Bunlar ne olacak? Hocam onlar da 9'dur zaten. Tamam, son 5 4 basamak sorsaydı mesela 9976 diyecektik. Son 5 basamakta 99.976 da diyebilirdik. Ama son 3 basamak sormuş 976 dedik sevgili gençler. Bu işin cevabına. Tuğrul, Tuğrul. 6 haftalık bir sürenin kaç saniyelik bir süreyle eşdeğer olduğunu merak etmekte. İşsiz. Bunu anlamak için gerekli işlemleri yaptığında n faktöriyel saniye olduğunu bulmuşsa n kaçtır diye soruyor. Öyle demek ki güzel bir sayı geliyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl hesaplarız? Şöyle hesaplayalım. 1 saat diyelim. 1 saat nedir? 60 dakika mıdır? 60 dakika. Peki 1 dakika nedir arkadaşlar? 60 saniyedir. O zaman 1 saat
60 çarpı 60 saniyedir. Yani 3600 saniyedir. Ben bunu 3600 yazmayacağım ama. 3600 yazmayacağım. 60 çarpı 60 yazacağım. 60 çarpı 60. Bu bir saat. Peki bir gün kaç saat? 24. Bir gün diyoruz 7 gün kaç saat? O zaman çarpı 7. Bu ne yaptı? Bir hafta. Kaç hafta diyordu bize? 6 hafta. Onu da yazdım. İşte cevap bu olması lazım. Cevap bu olması lazım da şıklar öyle demiyor. Kaç faktöriyel diye soruyor. Şimdi şöyle diyelim. 24 zaten 4 faktöriyeldi. Bunu yazdım. 4 faktöriyel. Çarpı. Şunun içindeki 5'i çaldım. 12 yazdım. 5'i buraya ekledim. Şuradaki 6'yı aldım. Buraya koydum. Buradaki 7'yi aldım. Buraya koydum. Tamam. Sonra şunun içinden bir tane 4 aldım. 3 kaldı. Bunun içinden bir tane 4 aldım. Ve burada 15 kaldı. Neden biz şöyle diyelim? Pardon, 15 yapmayacağız. Buradan bir tane 4 aldım. Buradan bir tane 2 aldım. 30 kaldı. 2 ve 4'ü aldıysam 8 elde edebilirim. Çarpı. Şimdi 9 elde edeceğim. Buradan bir tane 3 aldım. Buradan da bir tane 3 aldım. 10 mu kaldı burada da? Buraya ne yazacağım? 9 yazacağım. Ve 10'u da artık getirip buraya yazabiliriz. Peki 10, 9, 8, 7, 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel demek. Ne demek? Aslında burası da 4, 3, 2, 1 değil mi? Bakın 10'dan 1'e kadar olan ya da 1'den 10'a kadar olan sayıların çarpımı 10 faktöriyeldir. Demek ki o ne sayısı arkadaşlar? 10'muş diyeceğiz. Demek ki 6 haftalık bir süre 10 faktöriyel saniyeymiş. 10 faktöriyel sayısının ne kadar büyük bir sayı olduğunu da şimdi gözlerine sermiş oluyoruz aslında. Çok büyük bir sayı. Nasıl diyeyim? Yazması kolay ama 6 haftalık bir sürenin içerisindeki saniyeye tekabül ediyor. Bu çok güzel bir şey. 14. sayfamızda tek sorumuz var. K doğal sayısı için A sayısı 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı. A sayısı 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamıysa ben bunu 10 çarpı 11 bölü 2 biçiminde yazabilirim. Yani bu sayı neymiş? 55 miymiş? Güzel. B sayısı 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpımı. Yani 9 faktöriyel. C sayısı da K artı 1 çarpı K çarpı K eksi 1 çarpı K eksi 2 diye devam ediyor. Demek ki 1'e kadar. Bu da nedir o zaman? K artı 1 faktöriyeldir. Bu da C. Bu B. Bu da A. Pekala, diyor ki A ile B'yi çarp. Yani 55 ile diyor. 9 faktöriyeli çarp diyor. Bu da K artı 1 faktöriyel bölü 2'ye eşit olsun diyor. K kaçtır diye sormuş. Bakın A ile B'yi çarptım. C'yi 2'ye böldüm. Bunları eşitledim. Peki güzel. Ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şu 55'i 11 çarpı 5 diye yazayım. Çarpı 9 faktöriyel diyeyim. Şu 2'yi de bu tarafa fırlatalım. Çarpı 2 eşittir. K artı 1 faktöriyel olsun. Şimdi ben burada ne yapacağım? Şu 5 ile 2'yi yan yana bir getirip çarparsam var ya 10 numara 5 yıldız olur. Bak şimdi 11 kere 10 kere 9 faktöriyel eşittir. K artı 1 faktöriyel. Bak ne kadar mis gibi tertemiz geldi ya. 11 çarpı 10 çarpı 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ne var? 11 faktöriyel yapmaz mı? 11 faktöriyel eşittir. K artı 1 faktöriyelmiş aslında. Yani dememiz o ki 11 sayısı k artı 1'e eşitmiş. O zaman k artı 1 11 ise k kaçtır arkadaşlar? 10'dur. K'yı sormuş bize. Cevap Adana seçeneğidir diyebiliriz. Güzel soruydu. Güzel soruydu. Şimdi geçelim 15. sayfamıza. 15. sayfadaki sorumuz da yine güzel bir soru. O yüzden dikkatli dinliyorsun. Mustafa Yağcı'nın MY Matematik 1 adlı kitabından bir soru. Tamer Güçkaya hocamızın hazırladığı bir soru. Teşekkür ediyoruz buradan hem Mustafa Yağcı'ya hem de Tamer Güçkaya'ya. Bir okuyalım bakalım. 25 faktöriyel artı 26 faktöriyel sayısının 24 faktöriyel artı 25 faktöriyel sayısına bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Kalan soruluyor. Yani bu bunun kaç katıdır falan demiyor. Kalanı soruyor direkt. Ne yapmamız lazım? Bir düşünelim bakalım. Şimdi arkadaşlar ben bu 25 faktöriyel artı 26 faktöriyel sayısını 24 faktöriyel çarpı 25 artı 24 faktöriyel çarpı 25 çarpı 26 biçiminde yazabilir miyim? Bakın şurası 25 faktöriyeldir. Şurası da 26 faktöriyeldir. Güzel yazdık hocam. Sonra ne yapacağız? Arkadaşlar bu sefer 24 faktöriyel parantezini alalım mı biz burayı? Alalım. 24 faktöriyel parantezinde burada ne kalır? 25. Şurada ne kalır? 25 kere 26. Yani 625'in üzerine bir tane daha 25 ekleyeceğiz. Yani ne kalacakmış? 650 olacakmış sevgili gençler. Peki bu da buna eşit. Bu da artık 24 faktöriyel çarpı. Burada aslında direkt şöyle de yapabiliriz.
Burada 26 tane 25 vardı. Bir tane daha eklersek 27 tane 25 ya da direkt 675 de yazabilirsiniz. Şimdi 25 faktöriyel artı 26 faktöriyel dediğimiz sayı buna eşitmiş. Yani 24 faktöriyel çarpı 675'e eşitmiş. Bu güzel. Bunu elde ettik. Şimdi bu sayıyı diyor şuna böl. Peki ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? 24 faktöriyel artı 24 faktöriyel çarpı 25 biçimde de yazabilirim. Hatta bu da 24 faktöriyel çarpı bir tane burada, 25 tane burada varsa 26 yapacaktır. Demek ki ben şunu şuna böleceğim. Hadi bölelim. 675 tane 24 faktöriyeli biz 26 tane 24 faktöriyele böleceğiz sevgili gençler. Şimdi madem öyle, bakın burada 26 tane 25 ve bir tane de 25 var demiştik ki 27 tane 25 var demiştik. Demek ki orası 27 çarpı 25 ama bizim ilgilendiğimiz kısım şu. 675 tane 24 faktöriyelin içerisinde 26 tane 24 faktöriyelden kaç tane vardır? Biz bunu merak ediyoruz aslında. Peki arkadaşlar, ben bu yukarıdaki kısmın 25 tane 26 vardı ya şurada. Burada bir tane daha 26 yok. Dolayısıyla ben burada kaç tane olduğunu biliyorum ben bunun. 25 tane olduğunu biliyorum. 25 kere 26 kaç yapıyordu? 650 mi yapıyordu? 650 tane 24 faktöriyel yaptı bakın. Gelin biz bir de bunları çıkaralım. Ne kalır? 25 tane 24 faktöriyel kalmaz mı gençler? Kalır hocam. Kalır, kalır, kalır. Peki kalanı bulmak için ne yapıyorduk? Yani kalan en son ne zaman elimize geçiyordu? Hem de şuradaki artık buna bölünemediği zaman. Peki 25 tane 24 faktöriyelin içerisinde 26 tane 24 faktöriyel var mı? Yok. O halde kalanımız neymiş sevgili gençler? 25 tane 24 faktöriyel. O zaman hocam şıklarda yok. Onu ne yapacağız? Artık sen 25 tane 24 faktöriyelin aslına bakarsan 25 faktöriyelin ta kendisi olduğunu zaten öğrenmiştir. Cevap Edirne gençler, bir alttaki sorumuza doğru ilerliyoruz. Bir örnek daha, gene Mustafa Yağcı'nın M.Y. Matematik 1 adlı kitabından bir örnek sevgili gençler. Okuyalım. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 33 faktöriyele kadar olan bir toplam var ve bunun 123. kuvveti var. Bu işlemin sonucunda birler basamağındaki rakam kaçtır diye soruluyor. Biz genelde şunu çözdük. Şu yok, bunu çözdük. Bu zaten her kitapta var. Ama 123. kuvveti sorulduğu zaman biraz duraksamamız lazım. Şimdi 1 faktöriyel. Ne demiştik? 5 faktöriyel ve sonrasına bakmamamız gerekiyor. Dolayısıyla biz 1 faktöriyel artı, 2 faktöriyel artı, 3 faktöriyel artı, 4 faktöriyel artı, 5 faktöriyel dedikten sonra artı 33 faktöriyel. Şuraya da bir tane artı koyalım. Şöyle yapalım. 33 faktöriyel kadar. Biz 5 faktöriyelden sonrasına bakmayacağız dedik. Neden? Bunların birler basamağı zaten 0. Şunun birler basamağı 4. Bununki 6. Bununki 2, bununki 1. Zaten şunların toplamından 10 geliyor. Şunların toplamından 3, 13. Demek ki bunun birler basamağı üçlü bir sayı. Şöyle x, y, z 3 sayısı diyelim. Tamam mı? Bunun devamında da sayılar olabilir. Bunun 123. kuvveti nedir? Bunu hesaplamamız lazım. Şimdi gelin bir kontrol edelim. Sonu 3 olan bir sayı. Mesela nedir? 13 diyelim. 13'ün 123. kuvvetini hesaplasak bir şey değişir mi? Sonuçta birler basamağı hep birler basamaklarının çarpımlarından gelmiyor mu? Aynen öyle oluyor. Peki biz 13'ün birinci kuvvetinin birler basamağının 3 olduğunu biliyoruz. Şöyle yapalım. 13'ün karesinin birler basamağının 9 olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü 3 kere 3 9'dan geliyor. 13'ün küpü desek 9 kere 3 diyeceğiz bu sefer. Bakın bununla bunun çarpımı değil mi? O zaman 3 kere 9'dan 27. Son basamağın 7 olması gerektiğini bulduk. 13'ün dördüncü kuvveti şunla şunun çarpımıdır bu sefer. 7 kere 3'ten 21, son basamak 1 geldi. Peki 13'ün 5. kuvvetinin son basamağı şunla şunun çarpımından 3 kere 1'den 3 gelmez mi arkadaşlar? Bundan sonrası gene 9, gene 7, gene 1 gelecek. Bakın kaçta bir tekrar ediyor? 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1 diye devam edecek. Yani 4'te bir tekrar var. 4'te bir tekrar varsa 123'e kadar gitmek akıl kârı mı? Gençler, tabii ki değil. O zaman ben 123'ü bir 4'e böleyim de kalanı bulayım. 123'ü 4'e böldüğüm zaman burası 30 olur ve şurası 120 olur. Burası da 3 mü olur? Kalan 3. Demek ki 30 defa tekrar edecek. 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1. 30'uncu tekrar ettik. 3, 9, 7, 1. Sonra bir 3 tane daha ilerleyeceğiz. 1,
2, 3. Demek ki birler basamağı kaçmış. 7'ymiş diyeceğiz sevgili gençler. Evet, bu güzel soruyu da bitirdikten sonra PDF'imizde başka soru kalmadı gençler. Size ekstradan söylediğim, not tutun dediğim yerleri mutlaka not almış olman gerekiyor. Bakın çok güzel yerler işledik, çok güzel sayfalar ele aldık, çok güzel sorular ele aldık. Onları da çözdük. Konuyu da güzel anlattık. İyice pekişmiştir artık diye düşünüyorum. Lütfen, lütfen, lütfen tekrarlarını yap. Matematiğin ilacından faktöriyel kısmını çöz. Matematiğin ilacı soru bankasından faktöriyel kısmını çöz. Kendi seçtiğin, kendi çözmek istediğin ve bitirmek istediğin kitaptan da faktöriyel kısmını çöz. Lütfen ne olur eksik kalmasın. Bunun işi, bu işin ismi matematik arkadaşlar ve matematik şakaya gelmez. Sıkı tutacaksın. Verilen ödevleri anında yapacaksın. Konulan hemen sonra sorularını çözeceksin. Bak bakalım o zaman matematik yapılıyor muymuş, yapılmıyor muymuş. Gençler, sizleri seviyorum. Bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma. Hoşça kal.